Şimdi biz daire konusunu bugün tamamlayacağız. Çemberde daire konusunu ele alacağız. Alan ve çevre üzerine duracağız. Bakın ilk önce şu bilgiyi vereyim. Şeval, şimdi bir tane daire çiziyorum. Bunun yarıçapını çizdim. Bunun yarıçapı. Bu çemberin, bakın bu çemberin çevresi, bakın çevresi 2 pi r'dir. Alanı pi r karedir. Bunu biliyoruz değil mi Şeval? Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bununla alakalı bir soru sorayım. Şöyle. Siliyorum. Şöyle bir soruyu sen yap. Bak bir tane bir doğru var. Doğru. Sonra bir tane büyük çember çiziyorum. Tekrar bir çemberimiz var. Şimdi burası merkez. Burası da merkez. Bak şu merkezleri birleştiriyorum. Merkezleri teğetten geçir. Bunu biliyorsunuz Şevval. Şu teğeti dik çiziyorum. Teğeti dik çiziyorum. Burası dik olur. Teğet demir noktası. Bunu da biliyoruz. Burası 60 derece. Şurası 120 derece yapar değil mi Şevval? Sonra şöyle bir şey yapabiliriz. Bunun yarıçapı R ise uzatıyorum. O zaman burası R yapar. Bunu diyebilirim. Bunun yarıçapı büyük R ise bunun yarıçapı küçük R yapar. Şurası da ne yapar? Büyük R eksi küçük R yapar. Doğru mu? Bir zorluk yok değil mi buraya kadar? Tamam. Soru bu. Bu kadar. Şimdi Alperen şu soruyu sana sorayım. Olur mu Alperen? Bak bir tane yarım çember çiziyorum. Yarım çember. Bu yarım çember içerisinde bir tane gördüğün gibi küçük çember çizdim. Bunun içerisine de yine şöyle bir çember çiziyorum. Bunlara teğet. İç içe çemberler görüyorsun. Şimdi buradan şurası 10 birim. Buradan burası 20 birim. Buradan burası 20 birim. Tamam mı Alperen? Buna göre şu taralı alan, bak şu taralı alan nedir? Sorun bu. Değişik bir soru değil mi Alperen? Peki hele şimdi Alperen, küçük çemberle diğer büyük çemberin merkezlerini çizelim. Bunları birleştirelim. Bunları birleştirelim. Şimdi yarıçaplarını bilmiyoruz. Bunlar teğet noktadan geçer. Bak teğetten geçer. Bunu biliyoruz. Sonra ne yapacağız zaten? Bak mesela bu tamamını yapıyor. 20, 20, 40, 50 yapıyor. Burası 50 yapıyor değil mi Alperen? Burası 50. Şimdi şurası bak şu uzunluğumuz 20. İşte şu uzunluğumuzu 10 yaptığına göre 30 yapıyor. Buradan burası 20 yapıyor. Bunu biliyoruz. Mesela biz buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Olur mu? Burası A, burası B, değil mi? Şunu şöyle devam ettirecek Alperen. Burası A yapar. Burası ne yapar? B eksi A yapar, değil mi? Sonra şurası ne yapıyor? 20 yapıyor, değil mi burası? Pisagor bağıntısı uygulayacak şu üçgende.
işte a artı b'nin karesi a kare artı 2ab artı b kare, yani Pisagor'un eşittir b kare artı a kare eksi 2ab artı 400. Burada b kareleri birbirine götürecek. A kareleri birbirine götürecek değil mi? Bunu buraya taşak ne olur? 4ab eşittir 400 olur. Buradan AB uzunluğumuz 100 olur değil mi? Böyle bir şey bulduk yani. AB uzunluğumuz A çarpı 100. Sonra ne yaparız adaptörün? Evet. Burada mesela AB uzunluğumuz 100 yapıyor. Peki Alperen, şimdi şöyle bir soru sorsam. Bak, bir tane çember çizdim. Şurası merkez. Burası 120 derece olsun. Burası 6 olsun, burası 6 olsun. Şu taralı alanı bul bakalım Alperen. Şu taralı alanı. Nasıl yaparız? 120 derece dışına alan nedir? Tamam olsaydı ne olurdu Alperen söyle. Pi çarpı 6'nın karesi değil mi? Tamamı. Ama bu kaç derece düşüyor? 120 derece. 120 derece bölü 360 derece olacak. Bu da ne olur? 1 bölü 3 olur. O da 36 pi bölü 3'ten. 36 3'e bölü 12 pi olarak bulunuyor. Demek ki 12 pi birim kare olur. Oldu mu? Bu kadar yani. Şevval şu soruyu sorayım. Olur mu Şevval? Bak bir tane kare var Şevval. Tamam kare. Şimdi bak şu merkezli. Bak şu merkezli. Bir tane şu çember çiziliyor. Yani çeyrek çember. Sonra yine şu merkezli. Çeyrek çember çiziliyor. Tabii çeyrek çember böyle devam ettirsek Şevval değil mi? Böyle devam edebilir. Diğer çembere devam edebilir. İki tane çember var Şevval. Buradan burası A birim Şevval. Şu taralı alan nedir Şevval? Soru bu. Bu da bir tabii ki kare. Evet nasıl yaparız Şevval? Şöyle yaparız. Şöyle yapabilir miyiz? Bak. Ben şunlar şunu birleştirsem. Bak bunu birleştirsem. Bura A yaparsa burası kök 2A yapar değil mi Şevval? Sonra diyelim ki şu kırmızı olan alanı nasıl buluruz? Şu kırmızı olan alanı çeyrek daireden şuradaki bak şu alan kare olduğu için 45 derece. Bura 45 derece olur. 45 derece 90 derece yani 45 derecemiz var değil mi? 90 derece üçgenimiz var. İki iskanet dik üçgen var. Bunu alanla buluruz, çıkarız. Öyle değil mi Şevval? Yani şu mavi olan pi a kare olurdu. Ama çeyrek olunca ne olur? 4'te 1'i. Yani 4'te 1 nedir? 4'te 1'i. Şurası 90 derece ya. 90 derece bölü 360 demek aslında 4'te 1 demektir gördüğün gibi. 4'te 1 yani pi a kare bölü 4 oluyor. Bunlar neyi çıkaracağız? İkizkenar üçgenin dik kenarları böyle a çarpı a bölü 2 yapar. Yani şu tabansa bu yüksekliktir biliyorsun. O zaman ne olur Şevval? Her tarafı 2 ile çarpsak mesela pi a kare eksi 2 a kare bölü 4 olur değil mi Şevval? Sonra bunlar 2 tane var. Şu kırmızıda 2 tane var değil mi? Şurası da var bak. Şurası da var değil mi? Şu kısımda. Öyle değil mi? Aynısı. Hı? Onun için 2 ile çarpıyoruz. Bunlar 2'leri birbirine götürecek. O zaman ne oldu? Pi a kare eksi 2 a kare bölü 2 olarak bulunacağımız. Kolay değil mi Şevval? Yani. Peki hala şu soruyu yapalım. Alperen şu soruyu sana sorayım olur mu? Bak şu şekilde bir yarım çemberimiz var Alperen.
Sonra bu şekilde bak şunu çizdik. Şu taralı alanı görüyorsun. Bundan şu taralı alanı istiyorum. Tabii şunları da veriyorum. Burası dik tabii ki. Burası 4 birim. Burası 4 birim Alperen. Evet, taralı alanı bul bakalım Alperen. Nasıl yaparız? Alperen şimdi şekil sıradan bir dik üçgen değil mi? İkizkenar dik üçgen değil mi? İkizkenar. İkizkenar dik üçgen. Mesela ben şunu birleştirecek olursam ne olur burası? Burası 90 derece olur değil mi? Şurası 45 derece olur. Burası 45 derece olur. Dolayısıyla burası da 45 derece. O halde benim bulmuş olduğum kırmızı dik bak kırmızı olarak çizmiş olduğum dik nedir? Aslında yüksekliktir. Bu nedir? Yüksekliktir bak yükseklik. Bu aynı zamanda nedir? Bu yükseklik nedir aynı zamanda? Evet. İkizkenar üçgende yükseklik hem kenar ortaydır evet. hem de açı ortaydır. Burası da 45 derece oluyor tabii ki. Bu durumda ben yani bu yükseklik aslında iki parçaya bölüyor değil mi? Mesela iki eş parça bölüyor öyle değil mi? Yani şu üçgen bak şu üçgen şu sarı olan üçgen aslında 45 90 olduğu için mesela ben buradaki alana A desem buradaki alanda A olur. Eşit olur değil mi? Simetrik olur. Öyle değil mi? Buradaki alana da B diyelim. O zaman bana neyi soruyor Alperen? A artı B'yi soruyor değil mi aslında? A artı B şunu bulmak yerine A artı B gördüğün gibi ikizkenar dik üçgenin alanının yarısıdır. İkizkenar dik üçgenin alanı nedir? Taban 4, yükseklik 4 bölü 2'den 2, 4 kere 2, 8 birim kare olarak bulunur. Bu kadar. Oldu mu? Tamam. Bir zorluğu yokmuş değil mi Alperen? Tamam. Şu soru şöyle bir soruya bakalım. Şahap bu soruyu sen yap. Olur mu? Bak bir tane yarım çemberimiz var. Bak bu şekilde teğet çizmişiz. Teğet. Şu açı 30 derece. Şu taralı alan nedir? Soru bu. Bir de şunu veriyorum. Şu uzunluğumuzda kaç birimmiş biliyor musun? 6 birim. 6 santimetre. Evet, taralı alan nasıl buluruz Şevval? Bak Şevval, burası merkez olsun, olur mu? Hı? Burası merkez olsun, yarıçapımız R olsun. Biliyorsun, teğet olduğum burası dik oluyor, burası R olur değil mi? Bir kere Şevval, şu üçgen 30-60-90 derece üçgen öyle değil mi? Burası 60 yapar. 60 derecenin karşısındaki kenar 6 ise 30 derecenin karşısındaki kenar ne olur? Yani 30'un karşısının kök3 katı 6'ya eşit. Ne ile kök3 çarparsam elbette 2 kök3'üne ben mantık olarak kök3 çarparsam 6 yapar. Demek ki benim şu uzun R değerim neymiş? 2 kök3'müş. Öyle değil mi? Benden demek ki benim dairenin yarıçapı 2 kök3. O zaman alan ne yapar? Pi çarpı r kareden 2 kök 3'ün karesini alıyorum. Bu da nedir? Pi r kare. Tüm alanındır. Ama ben 180 dereceye düşen alanımı istiyorum. Yani yarısı. Yani 180 dereceye düşen alan demek 180 bölü 360'dır. Zaten bu da 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2 demek yarısı demektir zaten. O da pi çarpı 4 çarpı 3 çarpı 1 bölü 2'den 2'ler 1'ini götür. 3 kere 2 6. 6 pi birim kare olarak bulunur. Bu kadar. Oldu mu? Bu konu zaten kısa bir konu arkadaşlar. Yani yarın türev konusunu işleyelim olur mu? Şevval. Olur hocam. Şimdi bak şimdi. Yarım çember. Bunu Alperen bu soruyu yap bakalım. Tam senlik bir soru bu. Bu soruyu çok rahat yaparsın. Dik dörtgen.
Burası bir birim alperen. Burası merkez. Burası ekt santimetre. Şu taralı alan nedir alperen? Soru bu. Bu da bir dikdörtgen. Evet. Nereden başlayacağız alperen? Nasıl yapacağız bu soruyu? E şimdi alperen mantık olarak hani şu dikdörtgen ya alperen, şu dikdörtgeni işte dikdörtgen ya. Burası bir yaparsa mantık olarak burası ne yapar alperen? Yani sen bunu dikdörtgeni içine yerleştirsen, dikdörtgeni içine yerleştirsen mantık olarak şurayla burası eşit olur değil mi alperen? E burası 1 ise burada 1 olmak zorunda değil mi alperen? Başka türlü yerleşmez ki. 1 olacak. E biz şu yarıçapa alperen R diyelim. E burası R alperen. E burası R eksi 1 öyle değil mi? R eksi 1 öyle değil mi? R eksi 1. Burası R eksi 1 öyle değil mi? İki tane R eksi 1 8 eşit değil mi alperen? İki tane R eksi 1 8 eşitse R buradan 4 R 5 çıkar değil mi buradan alperen? R 5'miş. R 5 ise alperen. Bak şu R 5 ise bak. Demek ki buradan burası 5 alperen. 5'ten 1 çıktı 4. Burası 4 alperen. Burası 3. Gördün mü alperen? Burası 90. O zaman ben yarıçapı 5 olan daireden gördüğün gibi kenarları 3 ve 8 olan dikdörtgenin alanını çıkaracak olursam taralı alanı bulmuş olurum. O zaman yarım dairenin alanı pi çarpı 5'in karesi bölü 2'den yarım dairenin alanı bulur. Eksi. Bu da 8 çarpı 24 yapar. Cevabım bu olacak. Oldu mu alperen? Bu kadar. Kolaymış değil mi alperen? Hı? Bir zorlu yok öyle. Pekala. Şimdi çemberde alan bu kadar. Şimdi şu son bir şeyimiz kaldı Şevval. Şevval sana bir şey diyeceğim. Koordinat düzleminde x ve y burası tamam mı Şevval? Şu noktamız bak şu noktamız AB olsun. Merkez olsun bak burası A burası B merkez. Bak burası AB. Merkezi AB olan yere bizim R uzunluğunda bir tane çember çiziyorum bak şu uzunluğumuz R. R uzunluğunda bir tane çember çiziyorum. Hop çizdim çemberimi. Şevval çember üzerindeki şu noktamıza x'ye diyelim. Olur mu Şevval? Hı? Bizim uzunluk iki noktası bilinen doğrunun uzunluk formülü vardı. Hatırlıyor musun Şevval? Uzunluk formülü. Bak şöyle Şevval. Uzunluk formülü neydi? İster şuraya çizeyim ben. Dur şuraya alayım istersen. Bak baştan alıyorum Şevval. Bak. Çemberimi çizdim. Yarı çapım R olsun. Bak R olsun. Çember üzerindeki noktamız, temsil noktamızı x'i ediyorum. Buraya kadar anlayabildik mi Şevval? Çember üzerindeki nokta x'i ediyorum. Bak Şevval'cığım. Şimdi bak şimdi olaya bak şimdi. Bak şimdi şu olayı gördün mü? Bak burası x, burası y. Öyle değil mi Şevval? Evet. Şu uzunluk Şevval, şu uzunluk x eksi a yapmaz mı? Şu uzunlukta y eksi a yapmaz mı? Evet. Burada Pisagor bağıntısı uygularsam ne olur Şevval? X eksi a'nın karesi artı y eksi a'nın y eksi b'nin pardon burası özür dilerim b burası y eksi b'nin karesi eşittir ne olur? R kare olur değil mi Pisagor bağıntısı? İşte bu çember ne biliyor musun? Bu çember denklemi yani merkezi AB olan yarıçapı R olan çember budur. Oldu mu Şevval? Şimdi bak bu örneğe göre şimdi Alperen şunu yapacak bakalım. Alperen merkezimiz 5'e 3 olan
ve x eksenine teğet olan, x eksenine teğet demek için şöyle bak Alperen, teğet olan çemberin denklemini söyle bakalım. Merkezimiz 5'e 3. X eksenine teğet, bunun yarıçapı ne olur Alperen? E şurası teğet ya Alperen. Yarıçap budur değil mi yarıçap? Yarıçap nedir Alperen? 3 müdür 5 midir? Bak şu uzunluğu 3 birim ya. Burası 3 birimse burası 3 birim yapar değil mi? Demek ki yarıçapımız 3'müş. Denklem neydi Alperen denklem? X'ten neyi çıkarıyorum? Biraz önce Şeval ispatlamıştı. X'ten 5'i çıkarıp karesini alıyorum. Artı Y'den 3'ü çıkarıp karesini alıyorum. Yarıçap 3 olduğu için 3'ün karesi, 3'ün karesi oluyor. Oldu mu Alperen? Şeval anlayabildin mi Şeval? Şu anda ben şu anda 2 dakika içerisinde bir konu bitirdim. Ne biliyor musun bitirdiğim konu Şeval? Çemberin analitini bitirdim. O da bir konudur yani şu anlattığım olay. O zaman Şeval bir bana şunu bak ben merkezi orijin olan Şeval merkezi orijin olan bak merkezi orijin yarıçapı bir birim olan çembere birim çember denir. Yarıçap bir birim. Merkezi nedir? Sıfıra sıfır değil mi Şeval? Bak üzerinde bir nokta alıyorum. Üzerindeki noktam x, y olsun. Burası nedir? Burası x'tir. Burası y'dir değil mi Şeval? O zaman Şeval Pisagor bağıntısı uygular mısın bana? X kare artı y kare eşittir 1 olur. Öyle değil mi Şeval? 1'in karesi. Sonra 1 çünkü. Hı? İşte bu çember nedir? Merkezi orijin olan yarıçapı bir birim olan çemberin yani birim çemberin denklemidir. Bunu bu çemberi iyi tanış Şeval. Unutma. Do not forget. Olur mu? Niye biliyor musun? Bu çember senin trigonometride karşına çıkacak Şeval. Yani trigonometrinin özü burada yatıyor. Şimdi bu konuyu bitirdik arkadaşlar. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar.